Değerli öğrenci arkadaşlar, Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen KHAS İşletme Okulu etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Yine çok keyifli ve verimli geçeceğine inandığımız bir etkinlikte bir aradayız. Artık siz değerli öğrenciler bizim akademi etkinliklerimize, atölye çalışmalarımıza çok alıştınız. Bugün de oldukça güzel bir katılımla başladık. Öncelikle bölüm başkanımıza ve değerli hocalarıma katkıları ve bu etkinliği düzenlememize, organize etmemize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Açılışı yapmak üzere ve sizlere bir merhaba demek üzere değerli bölüm başkanım Profesör Doktor Nimet Uray hocama sözü vermek isterim. Buyurun hocam. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Aslında ben bir şekilde korsan olarak burada bulunuyorum. Bir korsan yayına dahil oldum. Çünkü gerçekten hem sizlere bir merhaba demek için programda yoktum biliyorsunuz. Hem de bu seneki konu başlıkları o kadar enteresan ki bir parça arkadaşlarımız programı hazırlarken ben de çok heyecanlandım ve o konuları ben de beraberce dinlemek istedim. Bugün çok sayıda toplantım vardı aslında. Saat 9'da da bir doktora öğrencimle toplantım var. Ama son derece ilgi çekici bu konular. Her sene ve her fırsatta aslında işletme bölümü olarak bütün güncel gelişmeleri takip ediyoruz ve derslerimizi de entegre etmeye çalışıyoruz. Son derece genç, dinamik bir öğretim kadromuz var. Sadece projeler değil, akademik çalışmalar konusunda da çok dinamik bir kadrodan söz ediyorum. Dolayısıyla ben de onların çalışmalarını, bütün öğretim üyelerimizin çalışmalarını çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Umuyorum sizler de çok keyif alacaksınız. Çok kısaca şunu söylemek istiyorum. İşletme bölümleri çok birbirine benziyor. Ben de 4 yıldır Kadir Has Üniversitesi'ndeyim. Çok uzun yıllar, çok değerli bir devlet üniversitesinde çok uzun yıllar bulundum. Birçok üniversiteyi de biliyorum. İşletme bölümlerini farklılaştırmak çok ciddi bir dinamizm gerektiriyor. Bu bölümü de sadece bugünkü derslerle takip etmeyin. Onun dışında da yakından bütün işletme bölümlerine bakmanızı özellikle öneririm. Yan dal ve çap programları, çift ana dal programları gerçekten çok önemli. Çünkü bu pandemi ve yaşadığımız ekonomik krizler çeşitli kar amacı güden ve gütmeyen firmaların yönetim becerilerini çok önemli kılmaya başladı. Rekabet avantajı sağlamak açısından çok önem kazandı. Bu nedenle bizler de programımızı her zaman güncelliyoruz. Ders programları da aynı şekilde. Şimdi ben sözü çok fazla uzatmayayım. Çünkü gerçekten hocalarımızın anlatacağı şeyleri ben de keyifle dinleyeceğim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Umuyorum çok faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum Sevda Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz Nimet Hocam katkılarınız, destekleriniz için. Evet arkadaşlar, ilk dersimizle başlıyoruz. 3 dersimiz olacak. Her biri 30'ar dakika sürecek. Yeni organizasyon ve iş yapış biçimleri başlığıyla doktor öğretim üyesi Başak Topaler Hocama sözü vereceğim. Buyurun hocam. Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Ders deyince korkmasınlar bir anda böyle. Yani biraz sohbet havasında aslında. Ben bugün şeylerden bahsedeceğim. Yani çok yeni düzen demeyeceğim. Birçok şey sürekli değişiyor iş çevresinde. İşletmeler anlamında, iş yapış şekilleri anlamında. Ama öncesinde organizasyon nedir? Onu biraz açmak istiyorum. Yani hepimiz organizasyonlarda çalışıyoruz. Şu anda lise öğrencilerimiz de okuduğu okullar bile bir organizasyon aslında. Dolayısıyla aşinayız. Ama genel olarak hani daha formal anlamda nasıl tanımlanıyor? İşletmeler ne yapıyorlar, nasıl işliyorlar ve yeni iş düzeninde, yeni iş çevresinde neler değişiyor ve gençlerimiz nasıl bir dünya bekliyor burada? Biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Bir sunumum da var, onu paylaşayım bir taraftan. Ben Kadir Has Üniversitesi'nde 2016'dan beri öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yönetim ve organizasyon alanında çalışıyorum. Örgüt teorisi, stratejik yönetim gibi araştırma alanlarım var. Böyle de kısa bir tanıtımla başlayayım. Şimdi organizasyon dediğimiz şey, biz genel olarak yazında, yani akademik yazında örgüt diyoruz ama gündelik yaşamda bunun karşılığı birazcık daha farklı olduğu için belki organizasyon kelimesi de tercih edilebilir. Çok formal olarak yani bireylerin, grupların faaliyetlerini belirli bir amaç doğrultusunda koordine eden sistemler olarak tanımlanıyor. Tabii çok akademik bir tanım bu. Belki çok fazla şey ifade etmiyor gündelik konuşmada.
daha çok hepimizin sevebileceği, anlayabileceği bir örnek üzerinden bizim çağın, yani benim neslimin, benden önceki nesillerin çok aşina olduğu bir yapı, bir form bu. Mahalle bakkalı, ama ben bu örneği çok seviyorum. Yani siz şu an gündelik hayatınızda çok belki hizmet aldığınız bir yapı olmayabilir. En azından gençlerimiz için, lise öğrencilerin için öyle belki, ama en azından aşina olduğunuz bir form olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu nasıl bir organizasyon? Çok basit haliyle bir organizasyon olduğu düşünülebilir. Yani burada bir takım ortak amaçlar var, belli bir sistem var, girdileri ve çıktıları olan. Amaç ne burada tabii ki? Bu bir kar amacı giden ufacık bir işletme olduğuna göre kar ortaya koymak, ama bunu yapabilmek için de müşteriye bir değer sunabilmek lazım. Ürün ve ürünleri daha çok satışı üzerinden bir kar elde eden bir organizasyon bu. Çok basit bir organizasyon. Genelde bir kişinin bile yönetebildiği, bazen aile bireylerinin, değil mi, iş bölümüne dahil olduğu. Ama sonuçta biten ürünün tedariği, işte belki müşteriyle ufak tefek müşteri ilişkileri yönetiminin çok nüve hali. Yani tabii ki kişisel kurulan ilişkiler, orada tutulan belki bir veresiye defteri üzerinden, yani bu şekilde yönetilen bir müşteri ilişkileri sistemi. Bir pazarlama aktivitesinden söz etmek mümkün mü? Bilmiyorum. Yani genellikle ihtiyaç üzerine giden müşteri ve o ihtiyacın tatmini üzerinden ilerleyen bir sistem. Ama her zaman bu kadar basit olmuyor tabii ki organizasyonlar veya işletmeler. Çok daha kompleks yapılarla karşılaşmak mümkün. Ben Pegasus'un bir organizasyon yapısı üzerinden örneklendirmek istedim. Genelde biz organizasyon yapısı deyince böyle kutucuklar halinde şemalar anlıyoruz. Yani tepede bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulu kim? Aslında bu işletmenin en tepedeki, yani yasal olarak sahiplerinin seçtiği bir temsilciler grubu. Şirkete baktığınızda, yani işletmenin veya organizasyonun kendisine baktığınızda da en tepede bulunan, böyle sizin daha çok böyle popüler ismiyle CEO diyebildiğiniz, işte genel müdür ve genel müdüre raporlayan çok hiyerarşik, çok fonksiyonel bir dağılımda bu departmanların müdürleri olur. Yani mesela Pegasus nasıl örgütlenmiş burada? Operasyon diye bir departman açmış, finans diye bir departman açmış, ticaret bölümü var, işte insan kaynakları var. Tabii ki kendi sektörüne özgü uçuş işletme, uçuş akademi gibi bir takım departmanları var. Ve bunların hepsinin tabii ki müdürleri var. Bu departmanların üst seviye yönetim pozisyonları altında yer alan alt departmantal yapılar da olabilir. Yani operasyonun altında gördüğünüz teknik birimi, yer işletme birimi, kabin hizmetleri gibi her birinin kendi yöneticisi, bir alt yöneticinin bir üst yöneticiye raporlaması şeklinde ilerleyen hiyerarşik yapılar akla geliyor genellikle. Ama bunlar çok geleneksel örgütlenme biçimleri. İşte günümüzde biraz bu yapılar değişiyor mu acaba? Hangi faktörler bunları değişime zorluyor? En sonunda da biraz bunları toparlayarak bitirmeye çalışacağım. Şimdi bu çok geleneksel. Ama organizasyon dediğimiz şey çok çeşitli. Yani burada tabii ki ürün üretenler var, değil mi? Belli üretim fonksiyonu yürütenler ve ürün ortaya koyanlar var. Bir hizmet sunanlar var. Teknoloji düzeyi daha ağırlıklı olanlar, daha az ağırlıklı olanlar. Hiç kar amacı gütmeyen organizasyonlar. Yani Kadir Has Üniversitesi'ne baktığınızda bu eğitim ve araştırma hizmeti veriyor. Ama kar amacı gütmüyor. Zaten yasal olarak bir özel üniversitede olsa örneğin kar amacı gütmesi mümkün değil Türkiye'deki bir üniversitenin gibi. Yani organizasyonlar çok çeşitli. Yapılar çok değişik olabilir ama hepsinin organize olma biçimlerinde bazı ortak noktalar var. Onları anlamak önemli. Her örgütün de bir amacı var. Genelde misyon olarak tanımlıyorlar bunu. İşte Google dünyanın en büyük şirketlerinden biri, değil mi, günümüzde? Nasıl tanımlıyor misyonunu? Misyon, yani ben niye varım, ne yapıyorum ben, onu tanımlıyor aslında. Dünyanın bilgisini organize etme ve bunu evrensel olarak ulaşılabilir ve faydalı kılma. Yani varoluş amacını böyle tanımlamış mesela Google. Şimdi her işletmenin kendi tanımı var. Yani ben niye varım, ne yapıyorum? Ama işte bu çıktığı, bu amaca ulaşabilmek için bir sistem işletmesi gerekiyor. Sistem dediğimiz şey de girdileri çıktıya dönüştürme süreci. Her organizasyon bir sistem aslında. Ne yapıyor? Bir takım girdileri kullanıyor. Doğal kaynaklar, finansal kaynaklar, bilgi, teknoloji, insan kaynakları gibi. Bunları neye dönüştürüyor? Ürün hizmetlere dönüştürüyor, paraya dönüştürüyor vesaire vesaire. Şimdi burada dönüşüm sürecinde de ne kullanıyor? Teknoloji kullanıyor, değil mi? Teknik, teknoloji, makine, ekipman, ne derseniz orada. Tabii ki insan gücü kullanıyor, yetenek kullanıyor. Yani bu genelde ortak özellikleri tüm organizasyonların. Şimdi yönetim,
İşletme bölümlerinde biz ne yapıyoruz aslında? Diyoruz ki biz geleceğin yönetici adaylarını yetiştiriyoruz. Ama yönetim nasıl bir şey? Yani anlamaya çalıştığınızda bileşenlerine bazı fonksiyonlardan oluşuyor. Planlamanız lazım, organize etmeniz lazım. Liderlik işin içine giriyor, kontrol var. Şimdi planlama genellikle bazı standart yöntemler üzerinden gidiyor. Liderlik kişisel özelliklere bağlı öğrenilebilen tarafları var. Kontrol dediğimiz şey gene performans yönetim sistemleri vesaire gibi bir takım teknikler var kullandığınız. Organize etme kısmı önemli ve zaman içerisinde de değişen, dönüşen bir taraf aslında. Biraz o organize etmeye odaklanmak istiyorum. Ne yapıyoruz bu organize etme kısmında? Şimdi örgüt olarak dedik amaçlarımız var. Siz Google'sanız dünyanın bilgisini toplayıp işte bunu entegre etmeye çalışıyorsunuz, ulaşılabilir kılıyorsunuz filan. Ama bunu başarabilmek için birçok fonksiyon yönetmeniz lazım. Yani bilgi teknolojisi var, müşteri ilişkileri var, çevrenin analiz edilmesi var, finansın yönetilmesi var vesaire vesaire. Birçok fonksiyonu yönetmeniz lazım. İşte tüm bu işlerin bu ortak amaca doğru hizmet etmek adına yapılması gereken tüm işlerin önce belirlenmesi, tanımlanması, kişilere atanması ve sonrasında da tüm o kişilerden o kişileri motive ederek o alt amaçları gerçekleştirmelerini sağlamaları ve sonra onları entegre ederek o işletmenin ana amacına doğru tüm o eforu koordine etme meselesi bu. Organize etme dediğimiz şey bu. Dolayısıyla kompleks bir mesele. Yani iş bölümü, division of labor denen şey, yani işin bölünmesi, tanımlanması, bölümlenmesi ve kişilere atanması, daha sonra da bunun tüm bu eforların entegre edilmesi, bütünleştirilmesi ve ortak bir faydanın, değerin yaratılabilmesi kolay bir mesele değil. Dolayısıyla organizasyonlar, buralardaki İngilizceler için lütfen kusura bakmayın ama ben Türkçelerini açıklayacağım. İşletmeler genellikle dediğim gibi böyle hiyerarşik yapılar kullanıyorlar. Yani bir tane genel müdüre raporlayan departmanlar ve departman müdürlerinden bahsedebiliriz. İşte araştırma, geliştirme gibi bir fonksiyon oluyor. Genellikle satış, pazarlama, üretim, operasyon yönetimi, finans vesaire vesaire. Şimdi bu en şey hali, geleneksel hali diyeyim, en ilk nüve hali organizasyon yapılanmasının. Birçok büyük firmada bu Procter & Gamble örneği üzerinden mesela gidiyor. Aslında bölümlenme de var. Yani tüm bu fonksiyonel yapılanma belli bölümlerin altında ayrı ayrı gerçekleşiyor. Nedir? Mesela bebek ürünlerine ayrı bir bölüm yapmışlar. Sağlık ürünlerine ayrı bir bölüm. Güzellik üzerine ayrı bir bölümlenme yaratmışlar. Çünkü bu her bir sektörel veya iş kolundaki ayrım da çok önemli. Yani onlar başlı başına birer şirket gibi de çalışıyorlar bu koskocaman organizasyon içerisinde. Dolayısıyla böyle bir bölümlenmeye de ihtiyaç duyulabilir çok büyük şirketlerde veya çok sektörlü şirketlerde ve böyle yapılanmalar da mümkün olabilir. Çok sıklıkla gördüğümüz daha yenice bir organizasyon biçimi de matrix dediğimiz organizasyon yapıları. Burada standart departmanlarımız var bizim. Örneğin bu işte mühendislik birimi, satış pazarlama, finans, Ar-Ge vesaire satın alma gibi standart departmanlarımız var. Tüm bu departmanlardan yani tüm disiplinlerden farklı alanlardan gelen kişilerin oluşturduğu proje takımları da var. Bu proje takımları tabii ki bir proje liderine bağlılar. Aynı zamanda ama kendi departmanlarında da kendi pozisyonlarında da iş yapmaya devam ediyorlar. Genellikle proje tabanlı yönetim dediğimiz veya matrix organizasyon yapısı dediğimiz yapılarda artık günümüzde sıklıkla ortaya çıkan yapılar. Çünkü müşteriye hitap etmek çok önemli, müşteriyi anlamak çok önemli. Bu projeler genellikle belirli bir ürün hizmete odaklanıyor veya müşteri segmentini memnun etmeye odaklanıyor ve daha dinamik ve esnek bir yapı sağlıyor. En önemli özelliği de bu belki de. Dolayısıyla sıklıkla tercih edilmeye başlandı günümüzde. Şimdi şunlarla sözlerimi aslında toparlamak istiyorum. Neler değişiyor? İşletmeler böyle yapılanıyorlar. İşte standart gördüğümüz geleneksel işletmeler bunlar ama iş çevresinde neler değişiyor? Son 10 yılın belki trendleri bunlar ama önümüzdeki 20-30 yıla da damgasını vuracak şeyler. Yani tabii ki çok sıklıklı. Dünya çok birdenbire alt üst olmuyor bir kere onu söylemek lazım. Tüm bu değişiklikler birden bütün örgüt yapılarını alt üst de etmiyor. Onun da farkında olmak lazım. Ama etkilerini biraz görmek ve adapte olabilmek önemli.
Teknolojik değişim uzun zamandır söz ettiğimiz bir şey zaten. Dijitalleşme üzerine diğer hoca arkadaşlarım özellikle konuşacaklar. Oraya çok girmeyeceğim. Ama bilgi teknolojilerinde inanılmaz bir devrim oluyor. Bu ne demek? Çok daha fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bir taraftan da o bilgiyi yönetebilmek çok daha fazla önem kazanıyor. Bunun bize getirdiği dezavantajlar olduğu gibi avantajlar da var. Dolayısıyla faydamıza kullanabilmek, iyi yönetebilmek bilgiyi çok çok önem kazanıyor rekabet avantajı için. Bu önemli bir değişim. Çalışanların beklentilerinde bazı değişiklikler söz konusu. Giderek çalışan kesim iş yaşam dengesine çok daha fazla önem veriyor. Yani iş yaşamıyla özel yaşamı dengelemeye çok daha fazla önem veriyor. Bunu yapılan bilimsel araştırmalar, anketler vesaire gösteriyor. Uzaktan çalışma özellikle bu COVID pandemisinden sonra ortaya çıkan ama önümüzdeki çağın çok önemli bir gerçeği olacak gibi duran yeni bir yapılanma. Bir de stratejik dış kaynak kullanımı denilen daha yani tek tek örgütler evet bazı alanlarda belki çok uzmanlaşıyorlar. Yani mesela IKEA'dan söz ettiğinizde tasarım, dizayn konusunda inanılmaz güçlü bir yetkinliği var. Fakat mesela parçaları kendisi üretmiyor. Yani ürünleri modüler tasarlıyor ama parçaları dışarıda ürettiriyor gibi. Yani artık birçok firma ne yapıyor? Dış kaynak kullanımına gidiyor. Kendi temel yetkinliklerine odaklanıp diğerlerini dışarıdan alma yoluna gidiyor ve bu network dediğimiz organizasyon yapılarını ortaya çıkarıyor. Yani firma işbirlikleri daha sıklıkla gördüğümüz son dönemi etkileyen bu network veya meta organizasyon dediğimiz biraz sonra bahsedeceğim. Yapıların artık iş dünyasında, işletme çevresinde sıklıkla görüldüğünü gözlemliyoruz. Yeni ünvanlar doğuyor yani iş rolleri. Bu dijitalleşmeyle beraber mesela işte Chief Digital Officer gibi. Eskiden mesela sadece CEO, CFO, CMO gibi işte finansın başı, marketingin başı falan gibi insanlar görürken şimdi böyle Chief Digital Officer mesela bunları yeni görüyor olabilirsiniz. Çevik yönetim yine çok popüler bir kavram. Agile, Teams falan diye böyle okuyor olabilirsiniz. Buradaki mesele gene çok hızlı dönüşüm. Yani her şeyin hızlı dönüşmesi, müşteri ihtiyacının ve beklentisinin de çok hızlı değişiyor, dönüşüyor olması. Artık firmalarda daha takım bazlı. Yani bu size anlattığım matrix organizasyonlarına biraz benzer bir şey aslında bu. Küçük takımlar, 8-10 kişilik çevik yönetim takımları daha ziyade böyle inovasyon üretmeye, yani bir ürün hizmette yenilik mi üreteceksiniz? Veya müşteri memnuniyetsizliği sorunları, konuları mı var, onları mı çözmeye yöneleceksiniz? Veya yazılımda bir takım değişiklikler, güncellemeler mi gerekiyor gibi daha böyle inovasyon, yaratıcılık, yenilikçilik gerektiren alanlarda daha ziyade kullanıyor ama tüm işletmede yaygın olarak yani bunu yaygınlaştırmış olarak uygulayan şirketler de oldukça artmaya başladı son dönemde. Burada mesele şu, yani küçük takımlar son derece esnek, hiyerarşi yok bunlarda. Gönüllülük esasıyla her departmandan, farklı departmanlardan isteyen kişiler girebiliyor. Neye bağlı burada birazcık sorumluluk ve yetki? Yeteneklere bağlı. Yani kişiler yetkinlikleri ölçüsünde sorumluluk alabiliyorlar. Authority dediğimiz yani kararlar üzerinde etkileri olabiliyor o takımların içerisinde. Tam olarak yetkilendiriliyorlar. Yani o takım kuruluyor gönüllülük esaslı ve takım belli şeylerden sorumlu oluyor. Ve sonuçta çıktıya bakılıyor. Yani orada takımın belli bir hedefi var. 2 haftalık düzenlerde toplanıyor takımlar. Neredeyiz, nereye gidiyoruz tamamen şeffaf süreçlerle. Ama bu statik pozisyonlardan çok farklı. Yani üretim departmanının müdürü, üretim sorumlusu, pazarlama uzmanı falan gibi bu standart pozisyonel tanımlardan farklı olarak işletme içinde roller. Çok değişik tanımlar var işte burada. Scrum Master gibi, Product Owner falan gibi yeni yeni şeyler örüyor. Yani ünvanlardan ziyade artık roller ve yetkinlikler önem kazanmaya başlıyor işletmelerde. Yani siz ileride ne olacaksınız? Ben satış uzmanı olacağım. Yani artık bunlardan ziyade daha çok sizin ne yetkinliğiniz var, ne yapabiliyorsunuz, ne alanda işe yarayabilirsiniz, nasıl bir rol almak istiyorsunuz işletmede, inisiyatif almak, kullanmak, tam yetki alabilmek ve sorumluluk alabilmek bunlar önem kazanmaya başlıyor. Ve bir de meta organizasyon denen şeyler doğuyor. Onlar da şöyle, klasik işletmede ne var? Bir sahiplik yapısı var değil mi? Şirketin sahipleri, ortakları ve o şirketin üyeleri dediğimiz işte belli bir iş sözleşmesi üzerinden şirkette üyelik sağlayan çalışan kişiler vesaire. Bu meta organizasyon dediğimiz şeylerde farklı farklı yapılar, bunlar bireyler olabilir, farklı işletmeler olabilir vesaire.
Hiçbir iş sözleşmesi olmadan, hiçbir kontrat olmadan bir araya gelip birlikte çalışıyorlar. İşte Toyota dünyanın her bir yerinden tedarikçilerle böyle bir network yapısı içerisinde çalışıyor. İşte Apple artık birçok uygulamayı açık kaynak esaslı işte dışarıdan yazılımcılara ürettiriyor. Bunlarla hiçbir iş sözleşmesi olmayan stratejik işbirlikleri bunlar gibi. Bunların çok arttığını veya Wikipedia organizasyonunu düşünün mesela. İşte değişik iş sözleşmesinin olmadığı ama farklı kişilerden birbirinden bağımsız katkıların alındığı bir organizasyon gibi. Bu tür meta organizasyonların da çok arttığını ve daha da artacağını gözlemliyoruz. Yeni iş yapış biçimleri olarak. Artan bilgi, artan dijitalleşme hem iş tanımlarını etkiliyor hem de işlerin ve pozisyonların gerek isimlerini, gerek organize edilişlerini, gerek yani burada gördüğünüz gibi işte hiyerarşinin ortadan kalkması gibi iş yapış biçimlerinde gördüğümüz temel değişimler aslında bunlar. Son olarak uzaktan çalışma artık zaten inanılmaz bu COVID döneminden sonra sıklıkla duyduğumuz bir şey. Şimdi nedir bunun özü? Yani bu bir devrim mi? Her şey değişiyor mu falan birdenbire? Evet, yani çalışan tarafından baktığımızda araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle hibrit çalışma düzeninin yani tamamen uzaktan değil. Yarı ofis ortamında, yarı ev uzaktan çalışma şeklinde yani virtual diye düşünebilirsiniz. Çalışma düzeninin çalışan motivasyonu üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Ve biz gördük ki yani insanlar fiziksel olarak ofis ortamında buluşmadan da aynı verimlilik düzeyinde çalışabiliyorlar, şirketlere aynı düzeyde katkı gösterebiliyorlar. Bunu görmek önemli. Ama İnsan olarak bazı sosyalleşme ihtiyaçlarımız da var ve sadece sözlü iletişim bizi çok yorabiliyor. Yani bazen sadece beden dilini kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Onun farklı avantajları var vesaire. Yani o yüzden bu konu henüz böyle tamam bu en iyisi budur falan diyebileceğimiz bir konu halinde değil. Ama araştırmalar gösteriyor ki birçok şirket önümüzdeki dönemde hibrit çalışma düzeniyle devam etmeyi de planlıyor. Yani tamamen ofis ortamına dönmek ancak bazı sektörlerde ve bazı şekillerde olacak zannediyoruz. Ama daha ziyade yaygın olan sistem bu hibrit çalışma sistemine doğru dönecek gibi görünüyor. Çalışan motivasyon açısından da böyle. Şirketin yüklendiği gider kalemleri açısından da birçok açıdan avantajı olduğunu görüyoruz. Benim söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlarım çok değerli konulardan, çok önemli konulardan bahsedecekler. Özellikle dijitalleşme üzerine, metaverse üzerine. Ben de onların konuşmalarını merakla bekliyorum. Sorularınız olursa herhalde en son yanıtlayabilirim o arkadaşlarımın sunumlarından sonra. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ikinci başlığımız Metaverse, dijital pazarlamayı nasıl şekillendirecek? Öğretim üyemiz Doktor Sandy Çağlıyor hocama sözü veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler, sağ olun. Merhabalar, ben de Başak Hocam gibi öyle ders değil, hani sohbet edeceğiz. Belli aslında bu sorunun cevabını hani birlikte düşüneceğiz. Şimdi başlamadan önce bir hani Metaverse'ü ve dijital pazarlamayı bir tanımlayalım. Belki çok aşina olmayanlar vardır diyeceğim ama asıl yani şu anda hala dijital pazarlama neredeyse işte 30 senedir hayatımızda olmasına rağmen hala çok yanlış anlaşılması, işte çok farklı yorumlandığını görebiliyoruz. Şimdi şeye baktığımızda dijital pazarlama nedirden önce bir ne değildirden bahsedelim. Geneldeki yanlış anlaşmalardan bir tanesi benim işte bir firmam var sosyal medyada, hesap açtım kendime, o zaman ben dijital pazarlama yapıyorum. Hayır, dijital pazarlama yapmıyorsun, sosyal medyada var oluyorsun. İşte takipçi, tam hani şu günümüzün jargonuyla konuşmak gerekirse işte takipçi kasayım, etkileşim kasayım. Doğru, evet, dijital pazarlama için takipçi sayısının etkisi olabilir ama bunu tek bir amaç olarak belirlemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çok iyi bir işte viral reklam yapayım. Evet, ne güzel, yayılacak. Ama dijital pazarlamanın ne amacı tek ne de tek unsuru işte bunlardır diyemeyiz. Keza yine influencer pazarlaması, e-ticaret gibi kavramlar için bunları dijital pazarlamanın oluşturan unsurlar olarak bahsedebiliriz. Ama tek başına işte kesinlikle dijital pazarlamadır dememiz mümkün değil. Geleneksel pazarlamanın sonu olduğuna dair de böyle bir takım iddialar var. Onu birazdan cevaplayacağım ama. Şimdi tanımlamamız gerekirse aslında bizim pazarlamadaki yani ana çok geniş bir şekilde anlatmamız gerekirse pazarlama değer yaratma. Yani bizim müşteriye bir değeri yaratma ve bu değeri ona doğru şekilde iletme üzerine kurulu bir alan. Dijital pazarlama da aynı pazarlama gibi
birçok basamaktan oluşuyor. Yani mesela nasıl böyle pazarlama nedir sorusuna genelde işte ya satıştır ya reklamdır denir ama aslında bunlar sadece görünen kısımları. İşin mutfağında çok daha fazla şeyler oluyor. Dijital pazarlama için de bu vardır. Yani dijital pazarlamada da biz işte bir önce durum analizi dediğimiz yani neredeyiz biz hem firma olarak hem içinde bulunduğumuz pazar yapı ne şekilde bunu araştırıyoruz. Kendimize bunu tek bir kampanya içinde olabilir, bütün firma, bütün o zamanki dijital pazarlama ya da şirket amaçlarım olabilir, amaçlar koyuyoruz. İşte strateji belirliyoruz, bu stratejilere nasıl ulaşabileceğimiz taktikleri çıkartıyoruz, nasıl aksiyonlar almamız gerekiyor diye. Bunları yaptıktan sonra bir de etkilerini ölçüyoruz. Yani bu böyle tek yaptığımız bir kampanya gibi değil, aslında hep devam eden, hiç bitmeyen dinamik bir süreç. Şey gibi aslında bizim pazarlamada olduğu gibi dijital pazarlama da kendi içinde tabii ki de teknolojik ya da sosyal değişkenlerden etkileniyor. Şimdi pazarlamanın neden sonu değildir? Hani sorusuna gelirsek aslında pazarlama belki de bu diğer bütün hani işletme fonksiyonları içerisinde teknolojik ya da sosyal değişikliklere en hassas alanlardan biri. Yani bir şey oluyor işte dışarıda hop hemen bizim pazarlama aktivitelerimizde etkileniyor. Bu şeyin modern pazarlamanın babası dediğim Philip Kotler hani bu süreci, bu evrimleri hep böyle işte pazarlama 1.0, pazarlama 2.0 olarak değişik şeylerle tanımlıyor. Şimdi bizim dijital pazarlama olarak hani aslında bahsettiğimiz bu pazarlama 4.0 yani ilk ama tabii ne oldu? Hani geleneksel pazarlamayı bitirdik artık dijital pazarlamaya geçtik diye. Dijital ve geleneksel pazarlamayı bir arada kullanmaya başladığımız durum. Şimdi artık pazarlama 5.0 başladı deniyor. Pazarlama 5.0 ne? İşte artık bu şeyler, yapay zeka, sensörler, işte robotik şeyler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, internetlerin, nesnelerin interneti gibi kavramların bir şekilde pazarlama aktivitelerimize adapte olması. Şimdi o zaman buraya kadar neyi biliyoruz? Artık dijital pazarlamanın dinamik bir süreç olduğunu, sadece tek bir kanaldan değil bütün kanalları kapsadığını ve sürekli şekilde devam ettiğini. Şimdi Metaverse ne onu anlatacağım. Burada tabii bir şey avantajım var benim. Büyük ihtimalle yaş grubu daha büyük bir dinleyiciyle buluşsaydık burada mecburen tabii daha zor anlatacaktım ama genç nesline aslında çok da aşina olmadığı bir kavram değil Metaverse. İlk işte Second Life, sonra Fortnite ve Roblox gibi oyunlarla hayatımıza girmiş. Yani basit şey olarak üç boyutlu şekilde kendi avatarımızı yaratıp orada bir şeyler inşa edebildiğimiz dünyaya deniyor. Peki şey yapıldı, şimdi bu kadar böyle olay çıktı işte yok herkes bir Metaverse, markalar ayrı konuşuyor, teknoloji şirketleri ayrı konuşuyor. Peki bu sadece oyun için mi derse? Aslında değil. Yani bize şu anda şu söyleniyor. Hani dünyanın ya da internet artık öyle bir yere gidecek ki artık biz işte çalışma, oynama, öğrenme her şeyi biz böyle bir sanal bir evrende başarabileceğiz. Orada etkileşimlerde bulunabileceğiz. İşte kimileri şey yapıyor sadece aslında bu cihazlar gelecek. Artırılmış gerçekliği işte gözlüklerde giyilebilir teknolojiyle bir şekilde bir yerlere bağlanacağız deniyor. Ama şurada bir şey var. Şimdi daha çok yeni bir kavram bu. Yani yepyeni bir teknoloji geldi değil, bir kavram olarak bir fikir var. Dolayısıyla hani nasıl şekillendirecek kısmında da tartıştığımızda göreceksiniz. Çok net şeyler söylemek pek mümkün olmuyor. Onun dışında yani bütün farklı farklı aslında fikirler olsa da genelde bu fikirlerin ortak buluştuğu payda şu, yani temelinde toplumsal insan etkileşimini alacak. Ne gibi öneriler var? Tabii ki de sağlıktan eğitime bir sürü alanın değiştirileceğine ilgili konuşmalar, çalışmalar başladı bile. Yani şöyle düşünelim mesela hani idealize edilen Metaverse açısından bakarsak biz şimdi bundan 20 sene önce bugün yaptığımız buluşmayı yapsaydık mecburen bir sınıfta olacaktık. İşte ben tahtada olacaktım. Belki slide bile olmayacaktı. Tam hatırlamıyorum ama ben anlatacaktım, siz dinleyecektiniz. Şimdi ne yapabiliyoruz? Hani bu birazcık COVID belki hızlandırdı ama COVID'den önce de aslında bu uzaktan eğitim teknolojimiz vardı bizim. Web 0.2 sağlamıştı. Ne oluyor? İşte hepimiz farklı yerlerden tek bir ekranda buluşup konuşabiliyoruz. Belki yarın öbür gün siz bu eğitimleri vermeye başladığınızda böyle şeyde değil, sanal bir sınıfta yapacaksınız. Belki bir şey anlattığınız zaman resim göstermek yerine öğrencilerinizle işte o evrenin içerisinden geçerek konuşacaksınız.
Ama dediğim gibi bunlar şu anda varsayım, hani ileriye gittiğinde bunlar bekleniyor deniyor. Şimdi Metaverse aslında yeni bir kavram değil. İlk 1992'de işte Neil Stephenson kitabında bahsediyor. Hatta o zaman biraz eleştiriliyor. Ama birden bir dikkat ederseniz son 2 senedir, 1,5 senedir falan bir acayip popüler oldu. Şimdi bunun sebebi ne? Aslında ilk tabii biz böyle şeyde Mark Zuckerberg şeyi anons ettiği zaman ben işte şirketimin ismini Meta'ya değiştiriyorum, bunu alana yatırım yapıyorum deyince çok bir ilgi çekti. Ama Metaverse'e yatırım yapan tek şirket Facebook mu? Değil. Birçok teknoloji şirketi var. Üstelik de dikkat edersek hep bunlar farklı farklı alanlarda. Yani Shopify bir e-ticaret sitesiyken işte Unity bir oyun sitesi. Nvidia daha çok hani oyun için bile olsa grafik hani işletimci gibi. Farklı farklı şirketler bir anda böyle yatırım yapınca ne bu Metaverse diye bir merak uyandı. Şimdi Metaverse'ü neden aslında şu anda yapıldığı ile ilgili düşünürsek bir tanesi aslında bu Web 0.3 dediğimiz kavram. Metaverse'ü çok iç içe. Çünkü benzer teknikleri aslında yani birbirlerini destekliyorlar diyebiliriz. Web 0.3'te işte 2004'ten beri geldi gelecek falan derken bir blockchain girince hayatımıza bunun mümkünlüğü konuşuldu. Semantik ağ dediğimiz yani birbiriyle iletişim kurabilen ağlar artık hayatımızda. Ne vardı? Web 0.1'de sadece sunucular vardı. Yani internet tüketicisi diyelim, bilgisayarın karşısında oturuyordu. Bir online kütüphane gibi faydalanıyordu. Web 0.2'de ne oldu? Platformlar çıktı. Artık hem etkileşim arttı hem de biz kullanıcı olarak içerik üretmeye başladık. Web 0.3'te de diyor ki artık diyor biz bu app'leri kaldıracağız, merkeziyetsiz olacak. Sadece yani o kendi, nasıl mesela biz şu anda içerik ürettiğimizde YouTube bizim üzerimizden diyelim kar ediyorsa artık sadece içeriği üreten kazanacak. Bunun dışında başka ne oldu? İşte VR, AR teknolojileri, bu sanal gerçeklik teknolojileri uzun zamandır çalışılıyor ama son zamanlarda bir aşama kaydetmeye başladılar. İşte şeyler bu gözlükler eskiden aşırı pahalıydı, şu an yani eskiye göre daha ulaşılabilir fiyatlara düştü ki daha da düşeceği bekleniyor. Mesela bu Oculus gözlüğü geçen sene yılbaşında en çok hediye edilen ürün olmuş. Blockchain, NFT gibi hayatımıza yeni giren bu kavramlar gittikçe popülerleşiyor. Artı bu kavramlar gelince bu sefer şeyler de düşünülmeye başladı. Evet bak bir sanal ekonominin mümkün olduğunu düşündürmeye başladı. Bir de Metaverse gibi yani ya da bu tarz teknolojilerin kullanılacağı bir yapıda kesintisiz ve güvenli internet bizim için çok önemli olacak. Ne oldu bu sefer? Artık 5G teknolojisi de şey sinyallerini verdi. Biz bu hani güveni ve istikrarı sağlayabiliriz sinyallerini verince bir anda tekrar böyle bir popüler oldu. Şimdi bu yatırımlar doğru mu değil mi? Yani değerlendirmek için çok erken tabii. Çünkü ne zaman işte ne kadar hani firmaların ayrı boyutlarını da düşünmemiz gerektiğinin dışında ne zaman karşılığını alacaklar bilmiyoruz. Ama hani tüketici odaklı pazarlama ya da pazarlama miyopluğu diye 2 tane önemli terimden bahsedeceğim. Bir tanesi çok kısaca hani bizim şu anda aslında pazarlama aktivitelerimizin hepsinin temelinde tüketici var. Bütün şeyi onun etrafında düzenliyoruz. Yani tüketici ne istiyor onu anlayıp ona cevap vermek istiyoruz. Ona değer üretmek istiyoruz. Diğeri de pazarlama miyopluğu dediğimiz kavramda aslında çok eskiden beri olan bir kavram olsa da geçerliliğini hala sürdürüyor. Bir pazarlamacının sadece günümüze bakması maalesef mümkün değil. Pazarlamacı aynı zamanda trendleri de takip etmek zorunda. Ha, tüketicinin sadece şimdi ne istediğini değil, gelecekte ne isteyebileceğini de düşünüyor. Şimdi bu perspektifte değerlendirdiğimizde aslında çok yanlış hareketler gibi gelmiyor. Mesela birinci şey, sosyal medyanın artık o böyle temel şeyine, doygunluğuna ulaştı. Şimdi şey var, düşünüyoruz gerçekten, işte bir sürü şu an farklı uygulama var. Facebook tamam bitiyor, işte Instagram, Snapchat var, işte Twitch'ler, Discord'lar falan. Şimdi bir yerden sonra dikkat ederseniz bunların hepsi birbirine yakınlaşmaya başladı. İşte Instagram'dan TikTok videosu da izleyebiliyoruz ve çok yenilik katılamıyor. Yani katılabilecek en büyük yenilik işte ne oluyor? Bir filtre ekleme, bir şey. Çok inovatif bir ileriye gidiş olmuyor. Mesela Clubhouse, hatırlar mısınız bilmiyorum, bir 2 sene önce acayip bir patladı, herkes çok sevdi. Anında bitti. Şimdi dolayısıyla buradaki yani teknoloji firmaları bunu şey gibi yorumluyor. Ya artık tüketici biraz daha farklı şeyler bekliyor. Sosyal medyanın bir adım ilerisine gitmek istiyor. Keza bakın yani 2000 son işte 9 senede genç nüfustan artık hiçbiri Facebook'a girmek istemiyor, bırakıyorlar. Keza yine Amerika'da üstelik de bu gençlere değil yetişkinlere yapılan bir çalışmada %66'sı katılımcıların
şey demişler, yani bir şekilde sosyal medyaya tamamıyla ya kısmi olarak Metaverse tarafının yerini alacak diye. Çin'de yapılan bir çalışmada mesela katılımcıların %62.4'ü ben Metaverse'te sosyalleşmeyi düşünüyorum diyor. Keza yine ne gibi uygulamalar bekliyorsunuz da işte sinema diyen var, turizm diyen var, işte ilk şey var, e-ticaret diyen var. Yani sadece oyun, tamam şu an ağırlıklı olarak tabii en rahat kafamızda canlandırabileceğimiz şey oyun olduğu için oyun önde, ama oyun dışında da beklentiler olduğunu görüyoruz. Daha ortada bir metaverse yok aslında, yani daha bir konsept aşamasına olduğu halde işte arsalar alınıyor, satılıyor, değerler kazanıyor, gidiyor. Firmalar bir şekilde yok NFT'lerle giriyor. Coca-Cola bir işte ceket yaptı, Nike ayakkabı yaptı. Yani daha giyecek avatar yok ama bir şekilde dikkat ederseniz bir hareketler başladı. Şimdi böyle bir ortamda dijital pazarlamayı nasıl etkileyecek dersek, dediğim gibi yani süreci kesinlikle şu andan önceden kesin şu olacak bu olacak dememiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz, yeni bir platform olacak mı? Evet. Yani bu zaten çok şaşırtıcı değil. Nasıl ilk defa sokaktaki billboard da yeni bir platformdu. İlk defa gazete ilanı da bir platformdu reklam için. Bu Metaverse de olacak. Dönüştürecek mi? Evet, bir şekilde dönüştürecek ama ne kadar dönüştürecek, ne şekilde, ne sürede dönüştürecek şu an aşamada görmemiz çok kolay değil. Bir zorluklar çıkacak karşımıza, bir takım avantajlar, imkanlar sağlayacak. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Dediğim gibi dijital pazarlama çok geniş bir alanda olduğu için böyle tek tek bahsetmek yerine ben biraz ön şey yapan, çok öne çıkan alanlardaki örneklerden bahsedip beraber tartışalım istiyorum. Şimdi birincisi Metaverse birazcık aslında yeni bir iş modeli de getirecek. Bunlardan ilki işte farklı işler, bu NFT, blockchain'ler gelecek, bir finansal düzenlemesi değişecek. Onun dışında işte yeni bir ekonomik düzen geliyor. Firmalarda şu anda şeyi görüyoruz, mesela dijital pazarlama alanındakinden farklı olarak, dijital pazarlama da evet bir uzmanlık gerekiyordu ama maddi olarak Metaverse'e girmek kadar pahalı bir sistem değildi. Dolayısıyla şu anda değişik böyle stratejik işbirlikleri görüyoruz. İşte Nike Roblox'ta işbirliği yapıyor ya da Nike gidiyor bir tane işte startup satın alıyor. NFT ayakkabı yapan bir firma gibi. Bu tarz değişik yeni iş modelleri ve yapılar görüyoruz. Dijital pazarlama açısından, dijital pazarlama çevresinde nasıl değiştirecek? Şimdi birinci akla gelen genelde bunun etik boyutu. Yani şöyle düşünelim. Hani Amerikan seçimlerini manipüle eden, ettiği iddia edilen diyeyim. Hani severiz sevmeyiz ayrı ama bir kişinin yarattığı ya da bir firmanın daha doğrusu yarattığı platforma biz bütün benliğimizle gireceğiz şimdi. Bakalım bunlar hangi verileri kullanacak, neleri kullanacak, bu hep bir merak soru, hani konusu. Bu merak konusu bu sefer tüketicinin buna verdiği tepkiyi de değiştiriyor. Şey var dedim mesela, evet, merak edenler, girmeyi düşünenler gibi tam tersi. Yani ben işte ne yapacağım o şeyde toplantıyı, ben böyle sanal gözlükle toplantıya gitmem diye isyan edenler de var. İşte hangi marka bunu nasıl gözlemleyecek? Tüketici davranışı dediğimiz aslında süreç baştan belki yazılması gerekecek. Onun dışında bu şeyi bilmiyoruz şu an. Hani fikri mülkiyet nasıl olacak? Neyi alabilecek? Ahlak kurallarından, yani dediğim gibi fiziksel kanunların bile geçerli olmadığı bir ortamda bambaşka bir evren kurulacak aslında. Dolayısıyla bu nasıl hem işte ekonomik olsun, hukuki olsun, kültürel anlamda olsun, firmaları bu noktada zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Şimdi avantaj kısmına baktığımızda tüketicinin şu anda aslında birazcık statik görüntü ya da reklamdan, videodan sıkıldığını görüyoruz. Birazcık daha böyle etkileşim arıyorlar. İşte yani markada sadece ben oturayım işte onları izleyeyim değil, bir şekilde aktif rol alayım istiyor. Metaverse bu anlamda aslında şeyi sağlayabiliyor bize. Bir erişilebilirlik avantajı sağlıyor. Çok şu an için, ki ileride de hani oyun üzerinden konuşuyoruz, ulaşılabilirlik çok fazla. Yani normalde aslında firmaların ulaşamadığı, mesela daha işte 15 yaş altı kesimler olsun, farklı ülkeler olsun gibi yerlere ulaşımını arttırıyor. Maliyet olarak da şu anda aslında çok bir pahalı değil. Yani bir billboard'dan daha ucuz aslında Roblox'a reklam vermek. Ama en önemli fark işte bu marka aktivasyonu dediğimiz şey. Artık tüketici şey istiyor, bir deneyim mi yaşamak istiyor? İşte Metaverse şu anda bu deneyim ile
etkileşimi arttırmayı başarabileceği düşünülüyor. Mesela dijital reklamda bir şu var. Dijital reklam bahsedildiğinde işte oyunun içerisine billboard koyma. Yani bu aslında şeyde vardı, bu yeni bir şey değil. Çok uzun zamandır olan bir teknoloji. Bir sürü oyunda biz bunu görüyorduk zaten. Ama NFT ile birlikte, bir de buna yapılan yatırımlarla birlikte bu dijital reklam pazarının büyüyeceği söyleniyor. Onun dışında ama başka bir örnek üzerinden konuşalım. Şimdi NASCAR Jailbreak diye Roblox'ta bir oyuna kendi arabasını yarattı. Ne oldu? Şimdi oyuncular burada kıyafetler tasarladılar, oyunu oynadılar. Bir yarışma düzenlendi. İşte o tasarlanan şeyde kim kazandıysa onu böyle influencer olarak sundular falan. Böyle bir şekilde ne oldu? İletişimi arttırdılar. Bugün Jailbreak oynayan yaş kitlesine NASCAR'ın başka bir şekilde ulaşması belki imkansızdı. Yani nereye reklam verirse versin yapamayacağını ne yaptı? Metaverse'te yaptı. Artı tek tarafta ama bir taraftan evet bilinirliğini arttırdı. Diğer taraftan ne oldu? Belki herhangi bir pazarlama araştırmasında kazanamayacağı kadar bilgi burada topladı. Çünkü ne oldu? Her şeyi, her tasarım, her tasarlayan baktı mesela hangi renk daha çok seçiliyor, hangi işte objeyi daha çok seçiyorlar gibi bir bilgi topladı. Hem iletişimini arttırdı, hem markasını tanıttı, hem de bilgi topladı. Benzer bir tane şey, erişimin arttı. Bu şeyde COVID zamanı bu Sephora Los Angeles'ta her sene bir fuar gibi bir event organize ediyor. İşte influencerlar geliyor, bloggerlar geliyor, ünlüler geliyor, ürünlerini tanıttıkları bir fuar. COVID zamanı ilk defa online olarak ve 3 boyutlu şekilde yaptı. Şimdi çok büyük tabii bir reklam aldı. İşte şeyler çok acayip hani sansasyon yarattı diyeyim. Ama buradaki aslında beklenen yani geleceğe yönelik şeylerde. Şimdi normal şartlarda belki bunu hep online yaparsa bizim senede bir Los Angeles'a gidemeyeceğimiz bir event'e belki evimizden artık katılabilir hale geleceğiz. Bunun başka bir tane örneği mesela şeyler bekleniyor. Yani konserler evet şu anda var ama öyle bir konserler olacak ki belki milyarlarca insanın katılabileceği bir düzen olacak. Başka bir avantaj olarak bahsedilen işte biz şimdi sinemaya gittiğimiz zaman ne oluyor? Fragmanlar işte film izlediğimiz zaman herkese aynı reklam gösteriliyor. Metaverse öyle bir noktaya gelecek ki biz aynı sinema salonunda hani sanal olarak bulunsak bile bana başka bir reklam, bana ilgi alanımla ilgili başka bir şey varken yanımda oturana bambaşka bir şey verebilecek reklamı. Şimdi bunlar dediğim gibi hani böyle birazcık bilim kurgu filmi senaryoları gibi oluyor ama bunlar daha işin konsept aşamasında. Peki markalar başladı mı bunu adapte etme? Evet. Yani sırf NFT ya da blockchain olarak değil aslında ufak ufak bu artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğe yapılan yatırımlar o noktaya itiyor. İşte hepsi buradanın yaptığı mesela makyaj malzemelerini yüzünüze denemeyi sağlayan bir artırılmış gerçeklik programı. Ya da IKEA'nın işte mobilyayı evimde nasıl duracak diye fotoğrafını çekip videosundan bakabiliyorsun. Yani bunlar tabii ki de şey var, Metaverse'e giden yollar olarak şu anda tanımlanıyor. Metaverse'le ilgili bir önemli nokta daha var. Şimdi bizim müşteri yolculuğu dediğimiz bir tanım var. Müşteri yolculuğu şu oluyor. Yani biz bu tüketime bir deneyim olarak bakıyoruz. Yani bu ürünü aradığından artık satın alıp kullanıp sonrasındaki hissettiği sürece kadar müşterinin geçtiği yola müşteri yolculuğu deniyor. Farklı farklı işte touch point'leri var bunun. Her touch point farklı şekilde değerlendiriliyor. Şimdi bizim sosyal medya aslında buna bir yere kadar ya da bir önceki işte arama motorları bir yere kadar yardımcı oluyor. Ne oluyor? Benim işte aradığımı görebiliyor. Neye ihtiyacım olduğunu görebiliyor. Ama bazı noktalarını artık yetersiz kalıyor. Şimdi Metaverse girdiği zaman işin içerisinde artık biz bu süreci komple görebileceğiz diyor. Bir tane örnek vereyim. Ben şimdi izolasyondayım, çıkamıyorum ve benim telefonum bozuk. Ve yeni telefon alacağım. İnternetten araştırmamı yaptım. İki tane model arasında kaldım ama öneriler o telefonları elinizde tutun deniyor. Ve dolayısıyla şimdi ben gidip alamadığım için alamıyorum. Belki Metaverse olsaydı şu an gözlüğümü takacaktım. O telefonları deneyip sipariş bile vermiş olabilecektim. Yani ileride bizi böyle bir dünya bekliyor olabilir. Ama dediğim gibi şey var, Metaverse'ü böyle kocaman bir sanal ortam ve biz oraya gittik gibi düşünmemek lazım. Aslında her firma, her ne bileyim entity bunu kendi yaratacak. Kendi evrenlerini yaratacak. Bunlar illa böyle birlikte çalışması gereken yerler olmayacak. İçeriğini evet platformları firmalar yapacak ama içeriği yine tüketici olarak biz oluşturacağız. Bize bağlı olacak. Şey söyleniyor ne zaman gerçekleşecek hani denildiği zaman işte 50 sene diyen de var, 100 sene diyen de var açıkçası.
hani bu şey gibi olmayacak. Bir sabah yattık işte, gece sabah bir uyandık. Aa işte bir anda sanal evren gelmiş. Öyle bir dünya tabii ki de yok. Böyle bir süreç olacak. Sadece şu anki yapılan teknolojik gelişmeler hani internetin o yöne doğru gittiği yolunda. Dolayısıyla bizim de burada markalara tabii söylememiz gereken hani bu süreçleri doğru tahmin etmek, doğru takip etmek daha doğrusu. Bir şekilde hani ben artık kenarda oturayım, izleyeyim değil, hani işin içerisine gireyim. Hedef kitleyi doğru belirlemek çok kritik burada. Yani hedef kitlemiz benim kim? Hem de bu benim hedef kitlem bu yeni evrene nasıl adapte olacak? Onu doğru ölçmek gerekiyor. Rekabet aynı şekilde şimdi çok sınırların kalktığı koskoca bir alan. Bunu doğru yorumlamak gerekecek. Bu rekabeti iyi açıklamak gerekecek. Onun dışında şeyi çok önemi artacak deniyor. Yani artık tabii uçsuz bucaksız ve kuralların olmadığı bir alan olduğu için, fizik kuralların olmadığı, yaratıcılık ve içerik çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla markaların şu anda yapması gereken bunlara yatırım yapmak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biraz şey gibi, umarım böyle şey hissettirmedim sizi, çok bilim kurgu romanındayız gibi hissettirmedim. Estağfurullah. Çok keyifliydi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bana gelen olmuş, evet. Lütfen alabilirim. Dropshipping bu kategoriye girer mi diye soruldu. Yani tam net şeyi söyleyemiyoruz. Hepsi aslında şu an hepsi giriyor bir şekilde bu kategoriye. Daha konsept olarak olduğu için, ama şeyi söyleyebiliyoruz. Evet, bu yola giden, bu yolda atılan adımlardan biri olduğunu evet söyleyebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Derim. Başka şey olursa da, sonradan aklınıza gelen olursa da bana istediğiniz zaman da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi sözü pazarlama yönetiminde yapay zekanın rolü başlığıyla Meltem hocama vereceğim. En sonunda da tekrar diğer soruları alırız. Buyurun hocam. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani sanal ortamda da olsa Kadir Has Üniversitesi'ne hoş geldiniz demek istiyorum arkadaşlarımıza. Ben şimdi hemen sunumumu bir paylaşmak istedim. Tekrardan iyi akşamlar. Ben bugün size yapay zeka ve özellikle bunun pazarlamadaki rolü üzerine konuşacağım. Aslında vereceğim örnekler hep günümüzden örnekler. Hep bizim maruz kaldığımız aslında. Özellikle günlük yaşantımızda maruz kaldığımız ve özellikle sosyal medya kullanımlarında çok fazla önümüze çıkan bazı yapay zeka ve makine öğrenmesi örneklerinden yola çıkarak size birazcık böyle pazarlama yönetiminde bize sunduğu, pazarlamacılara sunduğu fırsatlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yapay zekanın tanımıyla başlamak istiyorum. Tabii ki herkes bu konuya çok hakim. Günlük yaşantımızda da yapay zeka, makine öğrenmesi gibi terimler devamlı önümüze çıkıyor. Ben öncelikle tabii ki sözlük anlamını vermek istiyorum size. Bir bilgisayar ya da bilgisayar kontrolündeki robotun insan beyni modelinde hareket etmesi olarak tanımlanıyor yapay zeka. Baktığımız zaman bunlar tabii ki ilk literatüre girdiğinde ya da ilk duymaya başladığımızda hep yaptığımız gibi bir genel geçer algısı, işte bir modadır bu vesaire gibi bir takım yaklaşımlar vardı. Ama artık o kadar hayatımızda ki bunun bir genel geçer algısı olmadığını ve hayatımızda devamlı var olacağını söylememiz gerekir. Peki biz neden ilgileniyoruz yapay zeka ile? Tabii ki pazarlama uygulamalarında çok yönlü olarak bu yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemlerinden yararlanıyoruz. Öğrencilerimize bu konuyu aktarmamızın sebebi ne? Şu anda neden konuşuyoruz bunu? Çünkü artık siz de gelecekte işte üniversiteye girip de iş hayatına atıldığınız da bu sizin artık yaşantınızda olacak. Yani sadece insan kaynaklarıyla yapacağınız ilk görüşmede değil, ama çalışma hayatınız boyunca da bunun uygulamalarından veya iş yerinizdeki uygulamalarından yararlanacağınız için artık bunu ne yapmamız gerekiyor? 5-10 yıllık planlamalarımızda öğrenmemiz, bunu sindirmemiz, anlamlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun için bizim için önemli. Tabii ki işletme tarafından bakıyoruz. Yani pazarlama dediğimizde pazarlamayı yapan işletmeciler, biz de maruz kalan tüketiciler olarak tabii ki işletmeler bu konuya çok çok, yani hem karlılık açısından baktığımızda yapay zekayı benimsemiş, trendleri tabii ki güncel olarak takip eden çalışanlara ve nasıl sorgulayan çalışanlara çok fazla ihtiyaçları var. Bu noktada da günümüzdeki hani birçok firma rekabetçi olarak pazarda bulunmak istediği için, birçok rakibi de olduğu için tabii ki burada yapması gereken, bu nasıl sorgulayan, bunu kendine anlamlandırmış çalışanlara ihtiyacı olduğu için de bu konudaki arayışı, yani eleman arayışı bu şekilde. Peki neler var? Hani bir baktığımız zaman bu trend konularda işte nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, bulut gibi kavramlar
devamlı günümüzde ve devamlı bunlara maruz kalıyoruz. Biz de artık ne yapıyoruz? Bu konuları dediğim gibi işimize entegre ederek, hayatımıza entegre ederek teknolojinin entegrasyonuna ayak uydurmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar işletmelerin tabii ki ayak uyduracağı teknolojiler ama çok da kolay olmuyor. Bunlara çok büyük yatırımlar yapması gerekiyor. Tabii ki hem trendleri takip etmek hem de iş yerinde çalışan elemanlarına yatırım yaparak onların bu konudaki gelişimlerine destek olmak açısından çok fazla büyük bütçelere ihtiyaçları var. Bu da çok kolay olmuyor. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde bunların zorlaştığını görebiliyoruz. Buna baktığımız zaman genel olarak dünyadaki trendlere baktığımız zaman özellikle global danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers'ın yapmış olduğu bir mega trendler raporuna bakarsak eğer bu rapordaki trendlere göre de bizim en büyük trendlerden biri önümüzdeki trendlerden biri mega trendlerden biri teknolojik ilerleme. Yani bu da bizim artık bundan sonra iş yapma şeklimizi tabii ki etkileyecek. Yapay zeka, internet, robot, uzay teknolojisi gibi kavramlar artık bizim için, çalışanlar için, işletmeler için büyük fırsatlar, yeni pazarlar yaratacak. Bunun için bizim için bu konular çok önemli. Peki şöyle Nimet Hocam da burada belki o da cevap vermek isteyebilir. Sen de hocam, Başak Hocam. Bir öğrencimiz genel bir soru sormuş demişti. Fen lisesinde okuyan bir 11. sınıf öğrencisiyim. Hem sosyal olduğu hem de bir şeyler üretmek istediğim için işletme okumak istiyorum. Ama bölümüm sayısal olduğu için endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği ya da işletme arasında gidip geliyorum. Bu üç alan birbirine benzer diyebilir miyiz? Yoksa işletmeyi tamamen farklı bir yere mi koymak gerekiyor demiş öğrencimiz Nur. Belki bununla ilgili yorumlarınız, fikirlerinizi alabiliriz önden hocam. Meltem Hocam uğraşıyorken. Buyurun. İşletme mühendisliği özelinde Nimet Hocam da çok aydınlatırdı bizi ama onun dışında ben hani yardımcı olmaya çalışayım. Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği ve işletme arasındaki ayrımlardan söz ediyor galiba. Şimdi işletme diğerleri tabii ki mühendislik disiplinleri olduğu için birazcık daha sayısala yakın olarak düşünülebilir. Yani eşit ağırlıktan ziyade sayısala yakın disiplinler oldukları düşünülebilir. Daha analitik konuların daha ağırlıklı olduğu, örneğin endüstri mühendisliğinde operasyon yönetimi, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, yön eylem araştırması gibi konular birazcık daha ağırlıklıdır. İşletme ise işletmenin çok fazla fonksiyonu var. Yani multidisipliner bir alan, pazarlama, satış, üretim, insan kaynakları yönetimi gibi tüm bu fonksiyonlara ilişkin bir bilgi birikimini edindirmeyi hedefliyoruz işletme bölümlerinde. Öğrenciler tabii ki ilgi alanlarına göre kimi pazarlamaya daha çok ilgi duyuyor, kimi insan kaynakları yönetimine daha çok ilgi duyuyor, kimi finans muhasebeye. Buralarda özelleşme imkanı da 3. sınıftan itibaren doğuyor. Her biri yani bu 3 bölümden mezun öğrenciler de sektörde her türlü alanda çok rahatlıkla çalışabilir. Yani böyle çok kesin tanımlar yok. İşletme mezunları şurada çalışır, endüstri mühendisliği mezunları burada çalışır falan gibi. Ama endüstri mühendisliği okumuş birinin şey alanındaki yetkinliği daha farklı. Yani bu optimizasyon dediğimiz, yön eylem araştırması dediğimiz teknik konulardaki becerisi ve eğitimi işletme bölümündeki öğrenciye göre bir farklılık olarak ortaya çıkar. Yani endüstri mühendisliği disiplininin bir temel alanıdır. İşletme mühendisliği içeriği hakkında en güzel bizi Nimet Hocam yönlendirir diye düşünüyorum. O birazcık daha sanıyorum yani endüstri mühendisliğine gene çok benzer ama işletme alanına da biraz daha yakın yapısı olabilen bir bölüm diye biliyorum. Zaten çok fazla üniversitede yok. İTÜ'de var, işletme fakültesi altında. Ha bu arada şu da önemlidir. Endüstri mühendisliği bölümleri bazı üniversitelerde makine fakültesine bağlıdır. Yani makine mühendisliği fakültesi altındadır. Bazı üniversitelerde işletme fakültesi altında yer alır. Yani bu İTÜ örneğinde olduğu gibi. Bu da disiplinin içeriğinin ve kompozisyonunun üzerinde biraz belirleyiciliği olan bir faktör. Mesela ben Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum, lisans. Orada biz çok ağırlıklı olarak makine mühendisliği derslerini gördük. Yani torna freze tezgahları üzerinde çok çalıştığımızı hatırlıyorum. Yani o yapıyı, iç disipliner dinamikleri de biraz bilmekte hani tercihleri yaparken önem olduğunu düşünüyorum. Ama bir işletme
bölümü seçecek öğrencinin de şeye çok dikkat etmesi lazım. Yani işletme, tabii ki geleceğin yönetici adaylarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada olabildiğince vizyonu açık, işletmenin her fonksiyonunda bilgisi olan. Ama genel evrensel beceriler dediğimiz bir yabancı dil becerisine ne kadar hakimiyet veriyor o bölüm? Veyahut da yazılım becerilerini geliştirmeye ne kadar olanak sağlıyor? Bir uluslararası tecrübeye ne kadar imkan veriyor? Çünkü işletme dediğimiz şey çok evrensel bir kavram. Artık işletmenin, ticaretin büyük bölümü hem bu gelişen information teknoloji, bilgi teknolojileri sayesinde uluslararası alanda gerçekleşiyor. Yani ulus sınırlarını aşıyor. Dolayısıyla bu evrensel becerileri ne ölçüde edindirebiliyor bölüm? Yoksa işletme dediğimiz disiplin çok standart, yani öğrenilen dersler, alınan bir tecrübe, bilgi birikimi çok standart olabilir ama bölüm kendini nasıl farklılaştırıyor, günceli ne kadar takip ediyor, bunlara bence dikkat etmek lazım. Bilmiyorum, arkadaşlarımla ekleyeceği şeyler olabilir. Ben de hocam, sizin de yorumunuz varsa almak isteriz. Buyurun. Ben de Başak Hoca'ya katılıyorum. Hani iş imkanı açısından değerlendirildiğinde aslında evet, çok büyük bir fark yok. Bir de şu anda artık dünya da şeye doğru ilerlemeye başladı. Sen ne okuduğundan çok öğrenci kendini nasıl geliştirdi, kendine neler kattı hani bu öğrencilik yolculuğu içerisinde olduğu için. Bence de ama Başak Hoca gibi şeylerde yani bir bölüm seçerken okullar için de aynı şey. Hani bir ders programlarını incelemek. Neleri koymuşlar, hangi dersler var. Çünkü denildiği gibi hani aynı hani bir okulda endüstri mühendisliği bambaşka bir şekilde konumlanabilir. Ben de mesela hani Koç mezunuyum, biz de şeyi hatırlıyorum. Bizim mesela okuldaki mühendislik bölümleri aslında çok hani ağır mühendislikler değil, işte yönetici yetiştirmeye yönelik mühendislik eğitimi gibi konumlandırmıştı okul kendini. Dolayısıyla hani o ders programlarına bakmak denildiği gibi yani artık mesela şu anda hani yabancı dil bir olmazsa olmaz. İşte belki kodlama, tamam baştan sona bir program yazma değil ama kodlama diline bir şekilde hakim olma, bir iş şeyde nerede çalışırsan çalış, 3 aşağı 5 yukarı bir bilgi sahibi olman gerekiyor. Dolayısıyla bence de hani bölümden ziyade okullardaki bölümler ve o derslerin içeriği şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Teşekkür ediyoruz Sende Hocam. Yaren, sanırım senin soruna da cevap oldu. İşletme mezunu olduktan sonra hangi alanlara yönelebiliriz gibi bir soru sormuştu öğrencimiz. Dolayısıyla Başak Hocam ve Sende Hocam'ın paylaşımları zaten senin sorununu da cevapladı diye düşünüyorum. Meltem Hoca da hazırmış. Zaten kaldığı yerden devam edebilir. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Sanıyorum bağlantıyla ilgili bir problem oldu. Hemen tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bir dijital devrim konusuna değinirsek eğer, bu dijital devrim işte mega trendler derken, dijital devrimin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yapılan tanımına baktığımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve dijital sistemlerde yenilik, insanların düşünme, davranma, iletişim kurma, çalışma ve geçimlerini kazanma şekillerini kökten değiştiren bir hareket olarak tanımlanabilir onların tanımına göre. Peki şöyle bir resimler göstereyim ben size, fotoğraflar. Bunlar hakkında ne biliyoruz? Bunlar nedir? Söylemek isteyenler var mı acaba? Katılmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşlerinizi paylaşmak isterseniz. İletişim araçları. İletişim araçları. Evet. Neler görüyoruz iletişim araçlarından? Telefon. Kaset, telefon. Ay, radyo. Evet, radyo. Telgraf. Telgraf. Kaset. Kaset. Ve telefon değil, bir faks o arkadaşlar. Belki siz yetişemediniz ama 90'lar, 2000'ler faks kullanıyordu işletmeler. E-mail yerine faksla iletişim kuruluyordu. Bir telefon hattı üzerinden iletişim kuruluyordu ama o bir faks makinesi. Telgraf dediğiniz gibi analog bir radyo görüyoruz. Ve... Değil Morse alfabesi mi? Evet. Onun için kullanılan değil mi? Evet, aynen. Bir tane de VHS bir video kaseti görüyorsunuz. Şimdi video kasetleri artık yok. Onların yerine tabii ki CD'ler, DVD'ler aldı. Şimdi artık platformlar üzerinden filmlerimizi seyrediyoruz. 90'larda, 80'lerde video kullanımı çok fazlaydı. İlk başta Green Deck 2000'ler vardı. Bu kasetin neredeyse iki katı büyüklüğünde kullanılıyordu. Daha sonra VHS videolar, daha küçük kasetlere döndük. Daha sonra da zaten televizyonda çok kanallı televizyona geçtikten sonra tabii ki bu kaset kiralamalar biraz daha azaldı ve daha sonra da farklı teknolojiler yerini aldı. Bunu niye söylüyorum? Artık yani bu dijital değişimle birlikte artık kullandığımız her şey de değişiyor. Artık alışkanlıklarımız değişiyor, kullanımlarımız değişiyor. Artık bazı şeyler çağ dışı kalırken bazı şeyler hayatımıza giriyor. Bunlar neyi sağlıyor? Tabii ki bu cihazlar
Evet, kullandık bir dönem. Bizler biliyoruz. Ben 1977 doğumluyum. Bunlara çok fazla hani maruz kaldım. Çok güzel video işte kiraladığımız yerler vardı. Oralardan video kiralıyorduk. Tabii ki bunlar ne aslında bize gösteriyor? Sosyal düzen ve alışkanlıklarımızın değiştiğini, yaşam tarzımızın değiştiğini ve jenerasyon arasında ciddi farklar olduğundan bahsedebiliriz. Sadece bu kullanımlarla birlikte dediğim gibi alışkanlıklarımız, sosyal düzenimiz de değişiyor. Peki işlerimizi yani işletmelerin işlerini şekillendiren büyük dalgalara bakarsak nelerden bahsedeceğim? Onlara bakarsak eğer nesnenin interneti ve yapay zeka, endüstriyel internet, machine learning kısmına ve robotlara biraz bakacağız ve büyük veri kullanımına bakacağız. Bu yapay zeka ve machine learning uygulamalarına yönelik olarak bir takım örnekler vereceğim. Öncelikli olarak nesnelerin interneti ve yapay zekadan bahsedeceğim. Nesnelerin interneti ve yapay zeka genelde böyle birlikte genellikle kullanılan iki tane farklı terimden bahsediyoruz. Nesnelerin interneti aslında günlük hayatımızda kullandığımız özellikle küçük ev aletlerinin bir internete bağlanarak bu ağ üzerinden birbirleriyle veya merkezi bir yöneticiyle iletişim kurmasından bahsediyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Küçük ev aletlerimizi kullandığımız zaman işte kahve makinesi diyelim ki benim kahve tüketimi biliyor, kaçta kahve içtiğimi biliyor. Buna göre benim kahve içme hızıma, sıklığına göre kahveyi hazır bulundurması, benim içme sıklığıma veya bir makineyi kullanımıma göre bir şekilde birbirleriyle entegre olup iletişime geçip bunların birbirleriyle konuşmasından bahsediyoruz. Yapay zekaya zaten girmiştik biliyorsunuz, tanımını da vermiştim size. Yapay zekaya baktığımızda biraz önce de söylediğim gibi Internet of Things dediğimiz nesnelerin internetiyle artık ayrılmaz bir parça, yani artık birleştiriliyor. Peki yapay zeka dediğimizde evet robotlardan bahsediyoruz. Burada tanımını da verdiğimizde insan modeli gibi hareket etmesinden bahsediyoruz robotların. Biraz sonra da insana benzeyen ilk robot Sophia'dan da bahsedeceğim. Peki bunlar bizi aslında biraz korkutuyor. Özellikle bu yapay zeka uygulamalarındaki robotlar bizim hayatımıza nasıl girecek, neler ileride neler olacak, işlerimizi mi elimizden alacaklar ve vesaire gibi düşüncelerimiz var. Özellikle hani bizim seyrettiğimiz filmler, bu Matrix gibi filmlerde, yapıtlarda bunlar ya gerçek olursa, ileride bunlar işte sanalla gerçeği ayırt edemezsek gibi bir takım korkularımız var. Bill Gates'in de bu yapay zeka ile ilgili endişeleri olduğunu belirtmesi bir takım kısım yani kitlelerde endişeye yol açtı. Ama bazı futuristler de yapay zekanın yanıltıcı yapay zeka kavramı olduğunu ve aslında kendi iradeleriyle hareket etmek yerine bunların aslında insanoğlunun algoritmalarıyla çalıştığını ve endişe edecek bir şey olmadığını söylediğinden bahsedebiliriz. Peki yapay zeka uygulamalarına örnek verirsek eğer neler var? Chatbotlardan bahsedebiliriz. Bunlar yapay zekayla öğretilmiş, aslında sıklıkla bizim kendi hayatımızda da rastladığımız bir takım uygulamalar olduğundan bahsedebiliriz. Bu chatbotların en işte bilinenleri, bu sizin de özellikle web sitelerine girdiğinizde size oradan bir yapay zekanın cevap vermesi, onunla iletişime geçmeniz gibi söyleyebiliriz. Mesela bir iş bankası örneğine bakarsak, eğer ki bu günümüzde bütün hani kullandığımız özellikle büyük web sitelerinde çok fazlalıkla kullandığımız, onlara sorular sorduğumuz, cevap aldığımız, iyi misin dediğimizde bile cevap veren bir yapay zeka uygulamasından bahsediyoruz. Peki bunun dışında neler var? Facebook'un Messenger'ı var, chatbot uygulaması. Bu da uygulamaya alınmış bir chatbot örneği olarak karşımıza çıkıyor. Nesnelerin internet ve yapay zeka entegrasyonuna en iyi örneklerden bir tanesi de akıllı ev teknolojileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar özellikle Amazon'un Echo'su, Google'un Home'u, Apple'ın Home'u gibi özellikle küçük ev aletlerini de yöneten bir takım akıllı ev teknolojilerinden bahsedebiliriz. Bunlar baktığınızda birbirleriyle aslında muadil ürünlerden bahsediyoruz ama farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle Amazon'un akıllı hoparlörü Echo çok fazla popüler olduktan sonra Google'da biliyorsunuz en çok yatırım yaptığı asistan hizmetiyle desteklediği Google Home hizmetini de bize sunmuş bulunuyor. Kullanıcılarla sesli iletişim kurabiliyor, sesli emir alıyor, yerine getiriyor. İşte anlaşmalı olduğu işletmelere sipariş verebiliyor. İnternet üzerinden surf yaparak hava durumu, yol bilgisi gibi şeyler aktarabiliyor Google Home. Peki araba yani otomobil sektöründe neler var? Özellikle Ford'un bir yapay zeka yani Amazon'la işbirliğinde bir yapay zeka
uygulaması var. Sürücü Alexa ile sesli iletişim kurabiliyor. İstediği zaman şarkı çalmasını, istediği zaman yol güzergahını oluşturmasını, en yakın restoran, eczane gibi yine aramalarını yapabiliyor. Bu şekilde yine sesli iletişim kurarak bunun yönetildiği bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bir de insana benzeyen ilk robotumuz var, Sofia. Biliyorsunuz Türkiye'yi de ziyaret etmiştim. Muhtemelen medyadan da takip etmişsinizdir. Özellikle duyguları ifade etmesi, yüz mimiklerini kullanması, şarkı söylemesi, yürüyebilmesi, yani bir espri yapıyor olması, çok fazla gelişmiş bir robottan bahsediyoruz. Artı bir vatandaş Sofia, Suudi Arabistan vatandaşı aynı zamanda. Baktığınız zaman tabii ki çok fazla yapay zeka uygulamasını görüyoruz. Bunlar fonksiyonel de olabiliyor bazen. Fonksiyonel dediğim yapay zeka uygulamalarıyla üretilen robotlar, mesela medyadan da belki takip etmişsinizdir, şovlarda falan çıkıyor. İşte koşarken domates yemek isteyen bir kişinin ürettiği Tomatan diye bir robot var mesela. Koşarken sahibine domates yediriyor. Bunlar tabii ki hani çok fazla uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki pazarlamada bize nasıl yardımcı oluyor? Bunlardan bahsedersek eğer. Özellikle müşteriye ilişkin veri toplamada önemli katkıları olduğunu görüyoruz yapay zeka teknolojilerinin. Mesela hangi markanın farklı kanal ve kampanyalar için kullanılabileceğini, hangi nitelikte tüketicilerle iletişim halinde olduğunu anlamak, kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerini geliştirebilmek veya geleceğe ilişkin daha doğru davranış tarihlerinde bulunmak için yapay zekayı biz pazarlamada kullanabiliyoruz. Yapay zeka uygulamalarına bir örnek dinamik ürün reklamlarından bahsedebiliriz. Bu sizin de muhtemelen karşınıza geliyordur. Özellikle Facebook, işte Instagram gibi uygulamaları kullanıyorsanız, özellikle arama yaptığınız bir ürünü, web sitesi de arama yaptığınız ürüne benzer ürünlerin sizin karşınıza reklam olarak çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Bu çoklukla başımıza geliyor ve işletmeler bu dinamik ürün reklamı uygulamalarını çok fazla kullanıyorlar. Tabii ki özellikle özel günlerde tabii ki reklam yapmak, web sitelerine olan satış grafiğini arttıracak bir trafiği çekmek tabii ki aslında baktığımızda kullanılan bir kampanya yöntemi. Ama bunun sürekliliğini sağlamak, yeni müşteri kazanımını arttırmak olarak baktığımızda çok fazla bu yapay zeka örneklerini kullanabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Özellikle müşteri ne istiyor, neye ihtiyacı var? Bunu anlamak için bu yapay zeka uygulamasını, dinamik ürün reklamlarını çoklukla kullanıyoruz. Peki nasıl oluyor bu dinamik ürün reklamlarına baktığımızda? Aslında biz sosyal medya platformuna ürün kataloğumuzu yüklediğimiz bir business manager var. Ve bu business manager kullanıcı arayışlarına uygun olarak değişik kreatiflerde, değişik olarak üretilen ürün reklamlarını tüketicinin karşısına çıkartıyor. Örnek veriyorum, sizin bir e-ticaret siteniz var. 1000 tane farklı ürününüz var diyelim ki ve farklı segmentasyonda müşterileri hedefliyorsunuz. Farklı müşterilere uygun olarak farklı ürünleriniz var. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Farklı segmentasyonda olan müşterilere farklı ürünleri gösteriyor olmanız gerekiyor. Mesela 18-25 yaş arasındaki bir üniversite öğrencisine hoverboard gösterecekken, mesela 30 yaş üstü bir anneye bir biberon, bebek bezi örnek veriyorum. Yeni gelinlere kek kalıpları, 65 yaş üstüne emeklilere hobilerine uygun olarak farklı ürünler göstermeniz gerekiyor. Bunları tabii ki yapay zekayla artık hedef kitlenize uygun olarak ayrı ayrı kampanyalarla, alternatiflerle gösterebiliyorsunuz. Bunun için iki tane kaynağa ihtiyacınız var. Bir tanesi ürün kataloğunuzu tabii ki bu business manager'a yüklüyor olmak ve kullanıcı davranışlarını biliyor olmak. Bu kullanıcı davranışlarıyla, yani aslında kullanıcının web sitesinde ya da sosyal medya platformunda yapmış olduğu aksiyonları, aradıkları ürün bilgilerine göre biz aslında tüketiciyi takip ediyoruz. Sosyal medya pikseliyle takip edip ardından da bu ürün kataloğundan besleyerek kullanıcının aslında karşısına bu ürünlerle ilgili reklam çıkartıyoruz. Yani siz, örnek veriyorum, biraz önce de söylediğim gibi, eğer bir kişi kek kalıbı ile ilgili bir şey arıyorsa eğer, ona kek kalıbı ile ilgili bir reklam karşısına çıkarmış oluyoruz. Yani aslında kampanyayı evet siz yapıyorsunuz ama müşteri aslında oluşturmuş oluyor. Çünkü o ürüne göre kendisine kampanya oluşturmuş oluyor. Tabii ki zamandan tasarruf avantajlarından bir tanesi. Çünkü işletmeler olarak biz kampanyalarla tek tek uğraşmak yerine aslında bir seferlik
aslında bir şablon oluşturup onu Facebook'a yükleyip ve bu şablona uygun olarak da kampanyalar üretebiliyoruz. Tabii ki kampanyalarınızı sürekli tutarak müşterilere o ürünleri gösterebilirsiniz ya da mevcut müşterilerinize ya da tanıdığınız o eski müşterilere farklı kampanyalar gösterip belki ürünlerin fiyatı yüksek olan ürünleri gösterip kazancınızı da arttırabilirsiniz işletmeler olarak. Chaptars platformları kullanabilirsiniz. Yani mobille desktop'ı bir ayrım olmadan müşteriyi tanıyıp ona göre çapraz platformlarda da yine aynı müşteriye hangi platformu kullanırsa kullansın onlara bu reklamları gösterebilirsiniz. Tabii ki ilgi çekici. Yani çünkü zaten müşterinin yani o tüketicinin ona ihtiyacı var. Siz o ihtiyaca yönelik olarak bir ürün gösterdiğiniz için de aslında işletmeler bu konuda 1-0 önde başlıyorlar. Kampanya üretiyorlar ama 1-0 önde başlıyorlar. Bu birinci uygulamadan bahsedersek eğer yapay zekada. Bir de makine öğrenmesi, metin madenciliği ve doğal dil işlemeye değinmek istiyorum sizinle. Bu bilgisayarların konuştuğumuz dili anlaması, işlemesi, yorum yapması, hatta cümle üretebilmesinden bahsediyoruz. Buna doğal dil işleme diyoruz. Ve doğal dil işleme artık her yerde kullanılıyor. Biz de özellikle pazarlamada. Eğer vakit kalırsa belki birkaç uygulamamızdan da bahsedebilirim size. Bunları kullanıyoruz, doğal dil işleme yöntemlerini. Kullanabiliyoruz kendi çalışmalarımızda. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Birazdan onlardan bahsedeceğim. Özellikle hani sizler de belki günümüzde, günlük yaşantınızda duyuyorsunuzdur. Metin madenciliği yani text mining yöntemlerinden bir tanesini kullanabiliyoruz. Yani biz aslında internet ortamı, sosyal medya platformunda binlerce, milyonlarca bir veriden bahsediyoruz. Yığınlar halinde aslında biz düşüncelerimizi oraya akıtıyoruz. Ve bunlardan bir takım verileri alıyor, elde ediyor olmamız gerekiyor ki, örnek veriyorum tüketici davranışlarını bilip, onların örnek veriyorum farklı ürünlere olan tepkilerini anlayabilmek, farklı konularda ne düşündüklerini anlayabilmek, olumlu mu, olumsuz mu düşünüyorlar, duygu analizlerini yapabilmek, sentiment analizi dediğimiz farklı yöntemler kullanarak onların duygu analizleriyle aslında belki pazarlama stratejilerine vermiş oldukları tepkileri ölçümleyebiliyoruz. Bunlar da dediğim gibi metin madenciliği. Yani oradan o konudaki sosyal medya platformundan o bilgiyi çekip almaktan bahsediyoruz. Buna biz metin madenciliği diyoruz ve tabii ki makine öğrenmesi yöntemleriyle biz bilgisayara o konuştuğumuz dili anlayabilmesi, işleyebilmesi ve yorum yapması için onu öğretiyoruz ve o öğrenmeyle birlikte bizim o çektiğimiz metinin duygu analizlerini yapabiliyor. Yani bir konu hakkında örnek veriyorum, bir tane cep telefonundan bahsedersek eğer yeni bir diyelim ki bir özellik eklendi cep telefonuna. Bununla ilgili olan görüşlerle ilgili bilgi sahibi olmak istiyoruz. Evet, sosyal medyada belki destek hesaplarında, o markanın destek hesaplarında çok fazla yorum var. Ve bu yorumları alıp belki keywordlerle yani oradaki kelimelerle onları çekip o sosyal medya platformdaki verileri onları dediğim gibi doğal dil işleme ve metin madenciliği yöntemiyle çekip sonra makine öğrenmesiyle onların analiz edilmesi yine kullandığımız yöntemler. Mesela Twitter diyelim ki. Twitter'da özellikle markaların kendi hesapları da var. Artı destek hesapları, support account dediğimiz destek hesapları var. Bu destek hesaplarına aktarılan verilerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir ürünle ilgili özellikle bir deneyimi varsa müşterinin ve özellikle bu olumsuzsa o destek hesaplarıyla iletişime geçip oradan yazışmaya başlıyor. Şu konuda işte sorunum var gibi. Özellikle markaların ürün özellikleri, bir takım problemlerle ilgili bilgileri o destek hesaplara verilen geri bildirimlerden alabiliriz. Bunun için de Twitter'dan veri çekmemiz gerekiyor. Bu Twitter'dan veri çekmek aslında çok kolay olmuyor. Onunla ilgili bir takım yazılımlar yapıyor olmamız gerekiyor. Twitter geriye dönük 7 günlük veriyi çekmemizi sağlıyor. Ama farklı yazılımlarla daha geriye dönük yine bilgileri de çekebiliyoruz. Twitter'dan veri çekmek için Twitter API'ını kullanıyoruz. Ve örnek veriyorum, biraz önce bahsettiğim gibi ürünle ilgili bir problem yaşıyorlarsa hangi ürünle hangi problemi yaşıyor, nasıl geri dönüşler var, ne kadar mutsuz, duygu analizini yapıp o cümleyi alıp, duygu analizini yapıp o cümlenin içeriğine bakarak o makine öğrenmesiyle
doğal dil işleme yöntemiyle makineye, bilgisayara öğretiyoruz ya o dili. O dili analiz ederek ne kadar mutsuz o müşteri, o ürünle ilgili ne kadar olumsuzluklar yaşıyor, bunları çıkartabiliyoruz. Doğru dil işleme konuşma tanıma da speech recognition dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Konuşma tanıma, otomatik dudak okuma gibi teknolojiler aslında hem duyma engeli olanlara yardımcı olmak için hem de gözetlemede kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki doğal dil işleme süreçleri dilden dile değişiklik gösteriyor. Özellikle biz kendimiz de bu konuda çalışmalar yaparken Türkçe doğal dil işleme yöntemlerini kullanırken biraz zorlanıyoruz. Özellikle bir kütüphaneye ihtiyaç duyuluyor. Bazı gruplar bir kütüphane oluşturmaya çalışıyorlar ama bununla ilgili bir takım aksaklıklar var. Biliyorsunuz siz de sosyal medyada iletişim halinde olurken bir takım kısaltmalar kullanıyorsunuz, emojiler kullanıyorsunuz. Bunların bir yere öğretiliyor olması gerekiyor. Bu da çok meşakkatli bir iş. Tabii ki bilgisayara ilk önce kelimenin kökünü tabii ki öğretmeniz gerekiyor. Kelime kökünü öğrettikten sonra cümle dizilimi gibi, ne anlama geldiği gibi bir takım aksiyonları, doğal dil işlemenin süreçlerini ona öğretmeniz gerekiyor. Yani özellikle bir cümledeki kelimeler bir araya gelerek ne ifade ediyorlar, ne söylenmek istiyor, bunu bilgisayarın öğrenmesi gerekiyor. Yani kökünü ayrı öğretmeniz gerekiyor, kelime dizilmesini ayrı öğretmeniz gerekiyor, cümlenin ve söylevin anlamını ayrı öğretmeniz gerekiyor ve bu konuşmadan, bir konuşmadan anlam çıkarıyor olması gerekiyor. Mesela bu bizim yaptığımız bir çalışma, bizim web sitemiz sendtweet.com. Mesela biz burada yaptığımız çalışmada mesela Apple, Samsung gibi farklı markaların destek hesaplarından veriler çekerek bunlarla ilgili özellikle şikayetler neler, hangi konularda şikayetler geliyor? Bunları örnek veriyorum. Burada gördüğünüz gibi 10 bin tweetle sınırlayarak bir veri çekimi yapabiliyoruz. Bunun için özel bir, dediğim gibi, Python'da bir yazılım yapmamız gerekiyor. Ve bunları tek tek çektiğimiz noktada buradaki bütün tweetleri bu Apple Support'a, yani Apple'ın destek servisine atılmış olan tweetleri görebiliyoruz. Ve yani kullandığımız Google NLP sistemini kullanıyoruz. Biz Google NLP'de bize sentiment analizi olarak, yani duygu analizi olarak bu destek hesabına atılmış olan tweet'in ne kadar pozitif, ne kadar negatif ya da nötr olduğunu verebiliyor. Ve böylece biz atılan tweet'lerin ne kadar ne kadar kızgın olduğunu müşterinin buradan ölçümleyebiliyoruz. Sonra nature analizler yapabiliyoruz bununla ilgili. Evet, bu bize ne verir? Yani negatif bir müşteri bize ne elde eder? Biz aslında support, yani destek hesapların nasıl yönetilmesi gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Özellikle trendlere bakıyoruz. Çünkü müşteri bir tane tweet atıyor, destek hesaptan cevap bekliyor. Bir tane daha bir şey sorabiliyor ya da teşekkür ediyor sorun çözülürse, ama çözülmezse bir tane daha atıyor, bir cevap daha bekliyor vesaire. Bu diyalog uzayıp gidiyor. Bu destek hesapların ne kadar zamanda nasıl geri dönüş yapmasıyla ilgili bir çalışma yapılabilir. Özellikle müşterinin o duygu analizleri, o diyalogla birlikte nasıl değişiyor, o süreler, cevap verme süreleri farklılaşırsa nasıl müşteri mutlu oluyor veya mutsuz oluyor, o trendler nasıl gelişiyor, onları anlamaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki biz destek hesaplarına, bak müşterin çok mutsuz ama sen şöyle 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 cevap verirsen şu sürede, şöyle içerikte vesaire gibi müşterini mutlu edebilirsin diye biz markalara bir takım destekler sağlayabiliyoruz, çözümler sunabiliyoruz. Dediğim gibi bunları biz çalışmalarımızda kullanıyoruz, makalelerimizde, çalışmalarımızda, projelerimizde özellikle bunları kullanıyoruz. Örnek veriyorum, bir deneyim ürünüyle bir elle tutulan ürünün ne farkı var? Bu destek hesaplarına atılan şikayetlerin ne farkları var? Farklı markaları karşılaştırabiliyoruz. Nasıl farklılaşabiliyorlar? Bunların farklılıkları nelerdir? Bunlara yönelik olarak çözümler üretebiliyoruz. İşte size bir yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işlemeye katarak, bir duygu analizini katarak, müşterilerin yapmış oldukları içeriklerdeki duyguyu analiz ederek markalara sağladığımız çözümlerden bir örnek.
pazarlamada biz bunu kullanıyoruz. Evet, Google doğal dil işlemeyi kullandığımızdan bahsettim. Kendiniz de farklı ölçümler yapabiliyorsunuz. Kendiniz bu sentiment analizleri, yani duygu analizi dediğimiz analizleri kendiniz farklı şekilde ölçümleyebiliyorsunuz. Çünkü Google NLP dediğimiz, bizim destek aldığımız sistem nötr, pozitif ve negatif ölçülerde bize sonuçlar verebiliyor. Bunu Bayesian yöntemlerle farklılaştırabiliyorsunuz. Bir takım ölçüm farklılıkları olabiliyor. Evet, Google NLP'de dediğim gibi farklı, şurada en altta göreceğiniz gibi negatif değer aralıkları veriyor bize, nötr değer aralıkları veriyor ve pozitif değer aralıkları neyse ona göre bize müşterinin ne kadar negatif, ne kadar pozitif, nasıl nötr olabileceğini, değerlerini verebiliyor. Bunlar -1 ile 1 arasında değişen bir ölçekte veriliyor bize. Evet, mesela buna göre biz müşterilerin ne kadar pozitif, ne kadar nötr veya ne kadar negatif olduğunu da ölçümleyebiliyoruz. Mesela bu destek hesabında attığı tweetlerin katılımıyla ortalama bir duygu analizi raporu. İşte bu pozitifler burada işte gözükürken genellikle nötr olduğunu görüyoruz. Ama sadece müşteriye baktığımızda negatiflerin çok fazla olduğunu görüyoruz ve bunu bir şekilde hızlılıkla markaların düzeltmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Ve buraya atılan tweetlerin ne kadar beğeni aldığını, ne kadar retweet aldığını, ne kadar cevap verildiğini de yine farklı grafiklerle çıkartabiliyoruz. Mesela Samsung örneğinde bir kelime bulutu çıkartabilirsiniz. Bu tweetlerin kelime bulutunu çıkardığınızda Samsung'la ilgili hangi ürünleriyle ilgili çok fazla şikayet aldığını, mesela işte Android'le ilgili, battery, işte bu şeyle, pille ilgili vesaire, kamerayla ilgili. Burada hani büyük fontta yazılanlar en çok kullanılan kelimeler. Daha küçük fonta gidildikçe daha az kullanıldığını görebiliriz. Bu bize görsel olarak bize en çok hangi konularda müşterilerin Samsung'la ilgili problem yaşadığını bir kelime bulutuyla, çok basit bir yöntemle bize gösterebiliyor. Bir görsellikle bunu destekleyebiliyoruz. Böylelikle müşterilere bunlarla ilgili markalara destek olabiliyoruz. Farklı makalelerimiz ve çalışmalarımız da yine bulunuyor bu konuda. Büyük veri de tabii ki yine bu sosyal medyanın çok fazla hayata girmesiyle büyük veri de yine hayatımızın içinde. Benim sizlere tavsiyem bu büyük veriyle ilgili olarak, şimdi bu büyük veri diyoruz ama bu büyük veri elimize gelse ne yapacağız bununla çok önemli. Bunu analiz etmek, modellemek, sayısal olarak analiz edebilecek özellikle işletmelerde çok fazla kişiye ihtiyaç olduğu konusu tabii ki aşikar. Sadece yani bu IT olarak bakmayın. Yani bir bilgi teknolojileri departmanı olarak bakmayın bu işe. Biz bir pazarlamacı olarak da büyük veriyi alıyoruz, kullanıyoruz, analiz ediyoruz ve onlardan çıkarım yapıyoruz. Onun için analiz yeteneği kuvvetli, bir takım yetkinlikleri de kazanmış özellikle kişilere çok fazla ihtiyaç var yine sektörde. Bununla ilgili olarak da özellikle üniversitede bu yetkinlikleri kazanacak, bunları ilgi duyacak kişiler de bizim için çok önemli ve bu büyük veriyi tabii ki almak çok önemli, elde etmek çok önemli ama özellikle bundan sonuçlar çıkarmak ve markalara destek olacak çözümler bulmak da çok önemli. Bir iki tane de örneğim var burada. Ben çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın özellikle ilk baştaki teknik problem için bir sorun oldu ama umarım ilgi çekici bir sunum olmuştur misafirlerimiz için de. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız, paylaşımlarınız için. Başak hocam, Meltem hocam, sen de hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Umarız keyifli ve verimli olmuştur sizin için de. Paylaşmak istediğiniz son cümleniz varsa alabilirim sizlerden de. Teşekkürler organizasyon için de, katılımcılar için de teşekkür ederiz. Umarım öğrencilerimiz olarak da ileride kendilerini görürüz diye umuyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarında, sınavlarında. Evet, ben de iyi şanslar diliyorum herkese. Umarım mutlu olacakları tercihleri yaparlar. İyi ben de iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Farklı etkinliklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Akademi web sitesinden ve üniversitenin web sitesinden takip edip başvurabilirsiniz onlar için de. Farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle dilerim. İyi akşamlar herkese, hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.